Özgür Dalgıçlar programına hoş geldiniz. Bu akşam çok önemli iki konuğum var. Konuklarımdan ilki PADI eğitmen eğiticisi, genç dalış profesyonelleri, dalış profesyonelleri adaylarına destek girişimi başkanı Sayın Sancar Uğur Yol. Hocam hoş geldiniz programa. Sen de birlikte olmak güzel Bilal, teşekkürler. Çok teşekkür ederim Sancar Hocam. Diğer konuğum ise genç dalış profesyonelleri adaylarına eğitmenlik kursu platformundan Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü Başkanı Sayın Belya Avcı. Belya Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Burada olmak çok güzel. Ben de Sancar Hocam gibi burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben hemen Sancar Hocam'a dönmek istiyorum. Sancar Hocam, daha evvelki programda Nejat Coşkun Bursa hakkında konuşmuştuk. Çok güzel bir proje. Bugüne kadar neler yaptınız acaba? Açıklayabilir misiniz lütfen? Teşekkürler Bilal. Yaklaşık 2 sene evvel seninle genç dalış profesyonel adaylarına destek girişimi üzerine bir söyleşimiz olmuştu. 2016 yılında başlatmış olduğumuz burs programı 2020 yılı itibariyle 10. senesini değiştiriyorum. 5. senesine ulaşıyor. 10. mezunluğu hali hazırda vermiş durumda. Dalış sektörünün sürdürülebilir gelişimini sağlama amaçlı olarak verilen burs programlarına bu yıl itibariyle yeni bir açılım kattık ve ilk uygulamayı önümüzdeki sene gerçekleştireceğiz. Hali hazırda 2016'dan bugüne Nejat Coşkun Bursa adına 10 üniversite öğrencisi ya da mezunu, 27 yaş altı genç arkadaşımızı uluslararası geçerliliğe sahip bir profesyonelite olan PADI eğitmenliği unvanını kazandırdık. Önümüzdeki yıl itibariyle de yeni formatımızda genç dalış profesyonel adaylarına destek girişimi olarak sadece üniversite öğrencilerine özel PADI dalış liderliği, Dive Master programını da şemsiyemizin altına kattık. Bunun da detay bilgilerini zaten biraz sonra 2020 burs mezunumuz olan Belya hocamızdan detaylı bir şekilde öğreneceğiz. İlk 2016 yılında başlattığımız programının bu tip bir meyve vermesi bizi oldukça sevindirdi. Vizyonu açık, dalış tutkusunu uluslararası bir kariyere dönüştürmek isteyen genç arkadaşlara bu şekilde elimizden geldiğince destek olmayı sürdürüyoruz. Ben Belya Avcı Bey'e dönmek istiyorum. Nejat Coşkun bursunu bitirmek, eğitmen bursunu bitirmek nasıl bir duygu acaba? Öncelikle şöyle bahsedebilirim. Ya bu fırsatı yakalamış olmak çok güzeldi. Bu burs programı kendi içerisinde çok katmanlı, derin. Yani Nejat Hoca'nın ismi zaten ayrı. Sancar Hoca'nın dahil olması ayrı. Bir burs programı içerisinde olmak çok heyecan vericiydi. Programı bitirdiğimiz gün hani böyle bir yani mutluluk sarhoşluğu vardı sınavı bitirdikten sonra, artık bir eğitmen olduktan sonra ve daha hemen ertesi gününde ya mutlaka benim de buraya geri bir şey katmam lazım. Çünkü ben böyle bir fırsat yakaladım ve teşekkür etmek ve belki arkamdaki insanlara da bir şey katmam lazım. Acaba ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. O yüzden çok değerliydi. Yani hayatıma kattığı şey açısından. Sancar Hocam, daha ileriye götürmek gerekirse değişen bursla ilgili koşullar nedir?
Şimdi biz ilk yola çıktığımızda 5 kişilik bir kontenjan belirlemiştik ve bunda kadın kotasını da yüksek tutmayı amaçlamıştık. Ama sahada elde ettiğimiz deneyimler doğrultusunda birinci değişikliği 5 kişiyi 3 kişiye indirgeyerek yaptık. Çünkü genç arkadaşlarla 7-24 neredeyse mesai vermiştik ilk programda. Çünkü bunu Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmiştik ilk programımızı. Ve aynı ortamda da birlikte konaklamıştık. Birinci değişiklik olarak kotayı değiştirdik. Ve daha seçici davranmaya başladık ikinci program başlangıcı olarak. Ve üç kişilik kota olmasına rağmen belki de seçicilikte biraz dozu kaçırdık. Sadece bir kişiye ikinci ve üçüncü programda burs olanağı tanıdık. Daha sonra gelen açıkçası başvurular başlangıçtan günümüze oldukça değişiklik olumlu yönde kazandı. Bu kota olayında bir tereddüt yaşadık. Biz herhangi bir kota limiti koymaksızın bu yıl itibariyle hak eden her gence ulaşma hedefi doğrultusunda kota sınırımızı ortadan kaldırdık. Önemli olan bize dalışa ait ne hissettiğini, neden padi eğitmeni olmak istediğini, 500-1500 kelime aralığında bir motivasyon mektubu doğrultusunda bildirilmesi. İlk elemeyi buna göre yapıyoruz. Bundan sonra zaten katılım hakkı kazanan arkadaşlarla da daha detaylı görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu noktada hemen seçici kurula geri dönmek istiyorum. Çünkü seçici kurul cidden Türk sualtı dünyası için oldukça elit bir kesimi sembolize ediyor kanımca. Bir kere Nejat Coşkun'un, merhum Nejat Coşkun'un eşinin dışında kurulda görev alan bütün arkadaşlarımız padi eğitmeni ama bunun yanı sıra başka ağırlıklı olarak akademisyen olan başka kariyerleri de var. İçlerinde profesör, doktor, öğretim görevlisi gibi arkadaşlarımız var. Buradaki yaptığımız mülakatlarda da aday arkadaşlarımızın motivasyonunu, dünyaya bakış açılarını, dalış sektöründe kendilerine konumladıkları noktayı ve en önemlisi hayallerini, gelecekte neler yapmak istediklerini öğrenmeye çalışıyoruz ve bu doğrultuda da kendi kriterlerimize göre vizyonumuza uygun arkadaşlara bu burs olanağını tanıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi ile ileriye dönük yaptığınız çalışma nedir acaba Sancar Hocam? Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi açıkçası Belya arkadaşımızın bu sene ne kadar doğru bir seçimle bursu kazandığını gösterdi. Bahçeşehir Üniversitesi veya herhangi bir üniversite aralarında hiçbir fark yok. Bahçeşehir Üniversitesi ile benim tek bağım felsefe yüksek lisansı orada yapmış, bitirmiş olmam. Ama bunun dışında bu programda bunu bir netleştirmek istiyorum. Çünkü sağdan da bir takım böyle geri dönüşümler de aldım. Bütün üniversitelere açık bir program. Sadece Bahçeşehir Üniversitesi'nin sualtı kulübünün başkanının bizim bursiyerimiz olması ve bu burs programına biraz evvel dediği gibi bir give back, geri dönüşüm yapması, katkı koyması bizi sevindirdi.
Bahçeşehir Üniversitesi ve bütün üniversiteler bu burs programına açık bir şekilde vizyonu doğrultusunda bizlerle birlikte oluyorlar. Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi önderliğinde belki biraz sonra Belya biraz daha detay girer. Bir Üniversiteler Birliği, bir nevi UNISAT gibi bir oluşum da yapıldı. Bu daha evvelden başka üniversiteler tarafından da denenmişti. Önemli olan biz burada su altına gönül veren kardeşlerimizi, üniversitede kardeşlerimizi bir şemsiye altında toplamak istiyoruz ve genç dalış profesyonel adaylarına destek girişimi olarak da onlara elimizden geldiğince katkı sunmak istiyoruz. Ben o zaman hemen Beria Bey'e dönüyorum, Sancar Hocam. Beria Bey, Sancar Hocam'ın söyledikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize detayları anlatabilir misiniz lütfen? Tabii ki bu fırsatı yakalamış olduğum için de zaten çok teşekkür ederim sizlere. Yani Sancar Hocam bunu ilk bahsettiğinde plan programının nedir o gün akşam boş musun dedi. Dedim hiç önemli değil hemen boşaltırız yani hiçbir işim yok. Teşekkür Çok ederim teşekkür ederiz. bu fırsat için. Önce şunu ben de belirtmek isterim. Bahçeşehir Üniversitesi kapsamında veya Bahçeşehir Üniversitesi sınırları içerisinde bir çalışma değil kesinlikle. Tek alakası benim Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi olma. Keza benim mezun olduğum programda yine diğer bir arkadaşım vardı. O da Galatasaray Üniversitesi'ndeydi. Tamamen benim hangi üniversitede öğrenci olduğumla alakalı. Yoksa kesinlikle bir sınırlandırma yok. Ben çok küçük bu Dimaster bursu nasıl oldu ondan bahsedeyim. Sancar Hoca ile tabii program tamamlandıktan sonra irtibatımız hiç kesilmedi. Ve ben ya hocam ben bu programa bir şekilde destek vermek istiyorum. Hani şu an taze bir eğitmenim ama yani işte bir sonraki programın pratik eğitimlerinde belki bir şey yapabilirsem veya teorik eğitimlerinde bir şey yapabilirsem yapmak istiyorum dedim. Sancar Hoca da bana nasıl yardımcı olabileceğimi söyledi. İşte belki eğitim dönemlerinde şöyle böyle yapabiliriz şeklinde. Sonra şunu konuştuk Sancar Hoca'yla. Bu programa gelen başvurular işte şu üniversiteden olduğu için veya bu bölümü okuduğu için kesinlikle değildi. Hani kabul kriterleri. Burada adayın bu padi eğitmenliğiyle veya hani dalış tutkusunu bir profesyonelliğe, uluslararası bir sertifikayla profesyonelliğe çevirmesinin arkasındaki aslında düşünce önemliydi. Bu girişim sebebi biraz önemliydi ve hocamın da bahsettiği gibi seçim kurulu tamamen değil belki ama çok büyük çoğunluğuyla yani akademisyenlerden oluşuyor ve ben de aslında mülakata ilk girdiğimde, Volkan hocamla mülakata ilk girdiğimde ben 2-3 gün öncesinden çok heyecanlıydım zaten. Telefonumu sürekli böyle taşıyordum elimde mülakata gireceğim diye. Ve hatta bir fuar gezerken mülakata yani mülakat için aradılar. Orada Volkan Hoca'ya şöyle bir konuşma geçti. Bu aslında programın Dimaster kısmında, eğitmenlik kısmında yansıtıyor. Ne düşünüyorsun? Yani eğitmen oldun. Nasıl bir hayat düşünüyorsun kendin hakkında dedi. Yani şimdi açıkçası insan tabii bu bursu da elde etmek istiyor ve ya acaba ne söylemeliyim yani? Sadece dalış istiyorum, dalıştan başka hiçbir şey istemiyorum şeklinde mi konuşmak gerekir diye. Tabii insan bir düşünüyor, hele benim yaşımda olunca. Ben de açıkça hocam ben bu dalış tutkusunu çok seviyorum ama benim akademik okumuş olduğum bir üniversite bölümü ve sonrasında da hayallerim var. Ama bunun yanında dalışı da taşımak istiyorum dediğimde o da teşekkür etmişti, takdir etmişti kendi yorumuyla. Ve Sancar Hoca ile konuştuğumuzda bu eğitmen bursu daha fazla eğitmen olsun ve herkes dalış yapsından ziyade hocamın istediği belli kriterler var, aradığı belli bir profil var. Bu profildeki öğrenci sayısını nasıl arttırabiliriz? Bu bakış açısındaki insanları nasıl arttırabiliriz acaba diye düşünürken acaba bir Dimaster programı bu yine bu mentalitede olan ama henüz eğitmenliğe hazır olmayan gerek seviye gerek de belki düşünce anlamında hazır olmayan arkadaşları önce bir dalış liderliği programına hazırlayıp o programı alıp
Daha sonra ve eğitmenlik de düşündükleri zaman da eğitmenliğe de hazırlamış olabiliriz diye düşündük. Ama burada yine eğitmenlik başvurusundaki kriterle Dive Master kriteri de aynı aslında. Yani burada kişinin birazcık dalış hayatını nasıl yönlendireceği, nasıl hareket etmek istediği şekliyle alakalı. Biraz geri bildirim alabilecek miyiz acaba o adaydan, Dive Master olduktan sonra bu şekilde. Bu üniversite sualtı kulüpleri platformundan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bahçe Üniversitesi Sualtı Kulübü'nün burada yani üniversitemizde çok desteği var. Kuruculuğuyla, önderliğiyle aslında bir üniversite sualtı kulüplerini biz bir araya bir toplayabilir miyiz şeklinde bir çalışmamız oldu. İlk başta ismi Unisat'tı. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nin bu isimde daha önce bir çalışması olduğunu öğrendikten sonra ismimizi değiştirdik. Çünkü onların geçmişteki çalışmaları var. Onlara da saygı duyuyoruz. Şu an ismi Unidive. Unidive projesi içerisinde 13 ilden 33 üniversitenin su altı kulübü var. Yani yalnızca İstanbul'a veya büyük bir şehire odaklanmış durumda değil. Bu proje de yine bütün üniversitelere açık olduğu için, yani bizim eğitmenlik bursu veya Dive Master bursu da bütün üniversitelere açık olduğu için, Unidive de aslında bizim için bir şans oldu. Çünkü gerçekten o istediğimiz noktadaki insanları daha hızlı bulabileceğiz böylelikle. Bu projede yalnızca birlikte öğrenciler olarak daha fazla ve daha büyük projeler çıkartalım düşüncesiyle alakalı. Umarız güzel yerlere gidecek bu proje. Sancar Hocam, bu Üniversiteler Birliği hakkında siz ne düşünüyorsunuz acaba? Valla Üniversiteler Birliği zaten olması gereken bir olaydı. Bu Evet. zamana kadar ne diye yapılmadı? Esas soru o. Güzel bir oluşum. Tüm üniversiteleri ve üniversiteler sualtı kulüplerinde bir de çoğunlukla malumunuz akademisyen bir sualtıyla ilintili büyük olasılıkla dalış geçmişi olan bir eğitmen başlarında oluyor. Gençlerin doğru yönlendirilmesi adına güzel bir yapılaşma. Bunun da geçmişte de bir takım girişimler oldu ama şu andaki girişim en kurumsal girişim. Bildiğim kadarıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun da ilgisini çekmiş bir yapılaşma ve onlarla da koordineli gidiyor. Güzel bir oluşum, yararlı bir oluşum, sektöre doğru insanları kazandırma potansiyeli olan bir yapılaşma olarak değerlendiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrardan Beria Bey'e dönmek istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde sualtı topluluğunuzda kaç kişi var? Ne etkinlikler yapıyorsunuz? Bir parça sualtı grubunuzu da tanıtır mısınız lütfen? Seve seve. Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü bu yıl 16. yılında ve pandemi sebebiyle şu an aslında normal üye ortalamamızın yarısındayız. Bu yıl yaklaşık 150-170 üye arası üyemiz var ama önceki yıllarda 350 üyelere kadar çıkabiliyorduk. Biz de tabii birçok üniversite sualtı kulübü eğitimler organize ediyoruz. Benim de tabii eğitmen olmam bu yıl birazcık tabii şans oldu. Kendi eğitimlerimizi de kulübümüzün kültüründen en azından gelmiş. Çünkü ben dalışa üniversite kulübüyle başladım. Yani ben Fethiyeliyim ama üniversite kulübüyle başladım dalışa ve tamamen baştan sona kadar kulüp içerisinde geldim bu noktaya kadar. O yüzden kulüp kültüründe bilen birinin eğitmen olması bir şans bizim için. Yıl içerisinde 4-5 tane gezi yapıyoruz. Tabii ben bu bahsettiğim yani normal pandemi şartları olmadığı takdirde yıl içerisinde 4-5 tane gezi yapıyoruz. Okulun kategorizasyonuna göre biz bir sportif kulüp olarak geçiyoruz ama aslında biz bir sosyal kulüp olarak hareket etme amacıyla temelinde yani o niyetle hareket ediyoruz. Yani bizim üyelerimizle birlikte okulumuzdaki konferans salonlarından bir tanesini sinema
haline çevirip üyelerimizle sinema etkinliği de yapıyoruz. Beraber kahvaltılara da gidiyoruz, akşam yemeklerine de gidiyoruz, akşam buluşmaları da yapıyoruz. Ve bizim bir konferans serimiz vardı, Musak Mavisi adında. Geçen yıl üçüncüsünü düzenlemiştik. Yaklaşık 120-130 katılımcı almıştık. Bu konferansımızda sergiler oluyor, işte önemli konuklarımız oluyor. Bir sempozyum kısmı olmuştu mesela, geçen sene farklı bir yapı olmuştu. Bu yıl da onun çalışmaları sürüyor. Tabii pandemiye onu birazcık ilintileyerek, yani beraberce onu nasıl online platformda yapabiliriz çalışmalarıyla beraber gidiyor. Bu, genel olarak aslında kulüp faaliyetlerimiz bu şekilde. Onun dışında tabii bu sene artık biraz Unidive, bahsettiğimiz o Unidive'a biraz ağırlık vermeye başlıyoruz. Bütün işte bu 33 kulübümüzle beraber. Sosyal sorumluluk projesi mutlaka, yani mutlaka en kötü zamanımızda bile bir iki tane çıkartmak istiyoruz. Her zaman buna çok önem gösteriyoruz. Bu çünkü yapmış olmak için veya işte reklam için veya bizim CV'mize bir şey katması açısından değil, gerçekten insanın kişisel gelişim için çok önemli. O noktada da hassasiyet gösteriyoruz. Yani açıkçası eğlenmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar da eğlenebildik. Bundan sonra da eğlenmeye devam edeceğiz inşallah. Ne güzel, ne güzel. Ben Sancar Uğur Yol hocama tekrar dönmek istiyorum. Nejat, Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Nejat Coşkun hocam, sizin çok iyi arkadaşınızdı. Bir Doğrudur. parça ondan bahsetmek ister misiniz acaba? Şimdi bizim Nejat'la birlik dediğimiz doğal olarak dalış eğitimlerinde başlıyor. Periyodik olarak gidecek olursak Türkiye'deki dördüncü eğitmem, ben beşinci eğitmemde Nejat Coşkun'du. Her ikimiz de eğitimimizi Amerika'da almıştık. Ben Kaliforniya'da, o Hawaii'de almıştı. O tarihlerde Türkiye'de padi eğitmeni yetiştirilemiyordu. O günlerden bugünlere geldik. Ve aynı kurs direktör programında da padi eğitmen yetiştiricisi olmuştuk. Öncesinde de stafflarımızı beraber yapmıştık. Yani bu dalış sektöründeki yolculuğumuz birlikte devam ederken özel hayatımızda da doğal olarak samimileştik. Yani hiç beklemediğimiz bir zamanda malumunuz en verimli çağlarında trajik bir kazayla da kaybettik kendisini. Ben bu genç dalış profesyonel adaylarına destek girişimini zaten uzun bir süredir düşünüyordum. Çok genç yaşlarda, 23 yaşında padi eğitmeni olmuştum. 1987'de, 1997'de padi eğitmen yetiştiricisi olmuştum. Yani her ne kadar daha sonradan üniversite eğitimi ve yüksek lisans eğitimi olsa da gerçek hayatı ben dalış sektöründe öğrendim. Benim kişiliğimin yapılaşmasında maddi ve manevi kazançtan öte Sancar Uğur Yol olmam da dalış sektörü en önemli unsurdur. Bundan dolayı da bu sektöre karşı bir şükranımı göstermek için ne yapabilirim soruları sorarken, bu projeyi geliştirirken bu malum kaza oldu. Böylelikle onun, Necat'ın da anısına saygı olarak bu projeyi onun adıyla yaşatalım dedik. Ve genç dalış profesyonel adaylarına destek girişimi eğitmen bursunu Necat Coşkun'un aziz hatırasına adadık. Şimdi yakın geçmişe kadar benim bir takım soru işaretlerim de vardı. İşte one man show gibi gidiyor bu olay. Kurumsallaşamıyorum. Bizden sonra ne olur filan gibi. Ama arkadan gelen işte Belya örneğinde gördüğümüz gibi genç arkadaşlarımızla da bu yapılaşmanın yarınlara da ulaşabileceğini artık rahatlıkla görebiliyorum. Meşale taşıyan eller değişiyor zaman doğrultusunda, ama meşale alev saçmaya devam ediyor. Bu yapılaşma umarım ki
genç arkadaşlarımıza uzun bir süre hizmet verme olanağına sahip olur. Hocam ne mutlu size. Gerçekten hem arkadaşınızın ruhu şad olsun hem de gençlere tarafınızdan büyük bir destek oluşturdunuz. Ne mutlu hocam size. Gerçekten son sözlerinizi alabilir miyim acaba bu programda? Son söz olarak sana teşekkür etmek istiyorum Bilal. İkidir bize mecranda yer veriyorsun. Genç Çalış Profesyonel adaylarını daha geniş kitlelere ulaştırmamıza vesile oluyorsun. İlgin alakan için çok teşekkür ediyorum. Belya'nın da illa söyleyeceği sözleri vardır. Herkese bu vesileyle mutlu bir 2021 yılı diliyorum. Büyük ihtimalle 2021 yılının ilk programı biz olacağız gibi gözüküyor. Moderatör sen olsan da öyle bir tahminim var. Başta insanlığa, özelde de dalış sektörümüze hayırlı bir sene olsun 2021. Çünkü 2020'de çok sıkıldık. Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz biz de. Sağ olasın Bilal. Sağ olun. Bilal. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Belya Bey'e de dönelim. Evet, Belya Bey programdaki son sözlerinizi alabilir miyiz acaba? Öncelikle çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim için çok heyecan verici bir şey. Yani Sualtı Gazetesi ile iletişime geçmiş olmak. Çünkü bizim için değer verdiğimiz bir platformun sesi olan bir mecrada yer almak benim şahsi olarak da çok heyecan verici bir durum. Bu projemizi de duyurmuş olmak çok güzel. Ben de yani 2020 yani saymak da hiç istemiyorum 2020'yi yaşadığımız yıllardan arasında ama 2021 umarım güzel olur. Dive Master bursuyla alakalı çok minik bir şey eklemek istiyorum. Dive Master bursu yani yine yenilemek istiyorum. Bütün üniversite öğrencilerine açık şartlar zaten hem Sudapadi hesabından hem de benim hesabımda var. Buradan ulaşabilir arkadaşlar. Burada aslında bize sağlanmış olan bu fırsatı yine belki öğrenci olduğu için maddiyat problemi belki çeken ve bu yüzden isteklerine ulaşma noktasında hayallerini biraz daha ertelemek zorunda kalan arkadaşlar varsa. Çünkü benim öyleydi ve ben bu fırsatı yakaladım Sancar Hocam sayesinde. Ve ben de bunu kendi arkadaşlarıma, kendi yaşıtlarıma ve belki arkamızdan gelen çünkü ne kadar sürecek bilmiyorum bu proje. Ben de onlara sunmak istedim. Benim bu fırsatı sunabilmem için de eğitim almam gerekiyordu. O yüzden Sancar Hoca'ya da bütün herkesin huzurunda da teşekkür ederim. Ben Necat Hoca'yı tanıma fırsatı bulamadım ama gittiğim teknelerde çok fazla ismini duydum. Ve ne kadar önemli biri olduğunu aslında insanların sözlerinden fark edebiliyorum. Ruhu şad olsun. Teşekkür ederim tekrar bu saatte bize de vaktinizi ayırdığınız için. Çok teşekkürler size. Ben çok teşekkür ediyorum Belya Bey bu güzel dilekleriniz için. Değerli dostlar, Sancar Uğur Yol Hocam gerçekten çok önemli bir sektörde, çok önemli bir projeye imza attı ve bunun devamını getiriyor. Gerçekten gönülden destekliyoruz ve ona çok teşekkür ediyoruz. 2021 yılında başka özgür dalgıçlar programlarında buluşmak üzere diyorum ve konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.